Arkadaşlar merhaba. Bugün size ayıp olmasın diye video çekiyorum, sözümü tutmak için. Yani bugünün videosu hala çekilememişti. 1 Nisan 2022 tarihindeyiz. Bakın ellerim falan beton döktüm. Sabahtan beri beton döküyorum. 1 Nisan 2022 tarihi itibariyle bu bahsettiğimiz yeni bölüm inşaatına başladık arkadaşlar. Beton dökmekle başladık. Canımız çıktı ama bak hala terliyim. Şimdi bugün bir konu da belirlemedik aslında. Kafamızda çok yoğundu. Dediğim gibi bir soluklanayım nefes nefese. Yani ayıp olacak size ama yani bugün böyle inşaat işiyle çalışmaktan nefes nefese geldim. Video çekeyim diye. Bu da böyle olsun ya. Ne yapalım? Yani diyecek bir şey bulamıyoruz. Bizim arkadaşlar şimdi size Pedra'yı çeksinler. Ben Pedra'yı anlatayım. Bu saatten sonra benim sesimin üzerine Pedra'yı yükleyelim. Pedra'nın görüntülerini. Pedra'yı tanımış olun. Hani köpekleri tanıtacaktık ya. Arkadaşlar Pedra 9 yaşında bizim. 2014 doğumlu. Pedra bizim çiftliğin büyük nenelerinden bir tanesi. O temel taşındaki kanatlarından bir tanesi. Tenerife kanatından. Pedra'nın soyu, torunlarının torunları devam ediyor şu an. Pedra'yı bir görün. Yani önce yaşlılardan başladık ya göstermeye size. Pedra da bizim efsanelerden bir tanesidir. 2016 yılında Bob yapmıştı. 4-5 tane cacip almıştı. Grand Türkiye şampiyonluğu vardır Pedra'nın. Pedra güzel bir köpektir. Soyu da iyidir. Pedra biraz serttir, efendidir. Bizim şu anki hani preselerin ana erkil olmasından bahsediyorum ya ben size. Sürüyü dişiler yönetir diye. Şu an bizde 40'a yakın prese kanaryo var. Bunların lideri Pedra arkadaşlar. Pedra aynı zamanda bütün çiftliğin de lideri. Yani ne var ne yoksa o karar verir. Şimdi burada yeni başlayan personeller oluyor. Biz uyarıyoruz tabii işe giren personeli. Bak diyoruz sakın burada köpek mepek dövme, kimsenin görmediği ortamda köpeklere falan vurma. Hani biz görmüyor olabiliriz ama Pedra görür. Pedra görürse Pedra talimat verir buradaki köpeklere, seni ısırtır diyoruz. Zaten burada köpek döven bir personel olursa, köpeğe kötü davranan bir personel olursa hemen biz anlıyoruz. Nereden anlıyoruz? Çünkü Pedra talimatı veriyor. Bizim genelde tetikçilik yapan Ç var. Pedra'nın tetikçisi. Ç o elemanın, yani köpeğe kötü davranan elemanın totosuna böyle küçük bir kıtlıyor. Kıtlayınca ne oluyor? Bir parça kopartıyor. Tarih boyunca bu birkaç kere tekrar etti. Pedra çok akıllı bir köpek arkadaşlar. Bizim çiftlikteki liderlik sıralamasına baktığımızda ilk yıllarda Dako vardı bizim çiftlik lideri. Dako'dan sonra Zeyna lider oldu. Zeyna'dan liderliği Dako'nun kızı Akana aldı. 2017 yılında Akana'dan liderliği Pedra aldı. 2017'den beri Pedra sürünün lideri. Yani Pedra 5. yılını doldurdu. Bizim çiftlikte en uzun süre liderlik yapan dişilerden bir tanesi. Vallahi birazdan göreceksiniz. 9 yaşında olmasına rağmen liderliği bırakmaya da pek niyeti yok arkadaşlar. Pedra kendi şahsına münasır. Önemli bir köpektir. Şimdi arkadaşlar Pedra'yı bir uzak çekim yapsınlar. Bir yürürken çeksinler size. Şöyle sağdan soldan cüssesini de göstersinler. Bugünkü video biraz kısa oldu. Kusurumuza bakmayın. Bak daha terim soğumadı. Biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Alın teri diyoruz. Değil mi? En kutsal para kazanma yöntemidir. Alın teriyle para kazanmak. Alın teri önemli bir şeydir arkadaşlar. Ha ben genelde çok tembel bir adam. Çiftlikte sürekli otururum. Hani 40 yılın başı bir gün çalıştım ya. Hemen alın teri alın teri diye muhabbet yaparım yani. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Her ne kadar hoşçakalın demiş olsam da arkadaşlar ek var. Yoğun istek var. Bizim Oya var biliyorsunuz. Köpeklerin sağlığından, yavruların sağlığından sorumlu arkadaşımız. Oya Evsen. Yarın onun doğum günü 2 Nisan. Ya dedi benim doğum günüm dedi. Ben de dedi görünmek istiyorum. Gel Oya. Bizim Oya'mız. Merhaba. Bu arada Türka çiftliğinin bütün köpeklerinin sağlığıyla ve yavruların sağlığıyla ilgilenen departmanın şefi arkadaşımız Oya'dır. Oya Evsen. Görüşürüz. Doğum günü kutlu olsun.